Merhaba canlarım. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? E iyisinizdir canım. Bak dolar 5.25. <laughs> Türkiye ekonomisi büyüyor. Nasıl? Büyüyor? Hiçbir şey yapmadan büyüyor. Neden? E dolar rezerv para. Türkiye ekonomisi de gayri safi milli gelirini diğer bütün ülkeler gibi dolarla ölçtüğüne göre 7.24'e çıktığında dolar ekonomimiz küçülmüştü. Dolar 5.25'e düştüğünde ekonomimiz büyüdü. Hiç bakınız küçülürken de üretimimiz düşmemişti. Büyürken de üretimimiz artmıyor. <laughs> Kağıt üstünde. Ne güzel ilke ya. Ne güzel ülke ya. Eskiler derlerdi ki Acemin Albant mesleğini gavur eşeğinde öğrenilmiş. Ya o zamanlar gavur dediğin işte ya Müslüman olmayan abi. Onların eşeklerinde denetirlermiş. Acemi çaylak nalbantlara o da orada mesleğe öğrenirmiş. Zavallı eşeğe acı çektirerek. Bakınız çok güzel laftır. teşbihte hata almaz. Teşbih ne? Gençler biliyorsunuz. Edebiyat okuyorsunuzdur pek çoğunuz mutlaka okuyorsunuzdur. E, teşbih benzetme demektir. Benzetme sanatı daha doğrusu. Onun için bir konuda benzetme yapılırken, teşbih yapılırken insanlar hata yapmış sayılmazlar. Kimseyi kimsenin yerine koymuş olmazlar. Önemli olan örnek vermektir. Mesela yine bir örnek vereyim size. Nasrettin Hoca eşeğini almış çalı çırpı toplamaya gitmiş. Ocağını tutuşturmak için. Yüklemiş çalıları çırpıyı eşeğe dönüyor. Kendi de eşeğinin arkasından yürüyor. Bir ara gözü çırp çalıya çırpıya ilişmiş. Aralarında yaşlar var. Aklına kurunun yanında yaş da genar atasözümüz gelmiş. <laughs> Muzırlı tutmuş hocanın. Ya bir deneyeyim bakayım demiş. Atalarımız böyle bir şey söylemiş ama acaba hakikaten kurunun yanında yaş yanıyor mu? Çakmağını yakmış, kurulara tutuşturmuş. Kuru çırpıları tutuşturmuş. Biraz sonra kuru çırpılar yaşları da yakmaya başlamış. Zavallı eşeğin de tabi canı yanmış. Hissetmiş ateşin geldiğini. Biraz sonra ateş bayağı daha hoca da seyrediyor he. Eşeğin iyice canı yanmış. Başlamış tepişmeye, tepinmeye yerinde. Yok olmuyor. Başlamış koşmaya. Hoca de eşeğin arkasından bağırmış. Bir dakika, bir dakika demiş. Dur, dur yanlış yere koşuyorsun. Sen önce demiş aklın varsa göle git, göle. <laughs> Yangın başlamadan önce tutuşturma, tutuşmadan önce önlememek bir. Bakalım yanacak mı diye denemek iki. Ekonomimizi deneye 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 deneye. Faiz mi enflasyondan çıkar? Enflasyon mu faizden çıkar? Büyüme mi sürdürülebilir olmazsa ekonomi güzel gider? Yoksa istikrarlı büyürsek mi olur? Vay anasını yol mu yapalım, köprü mü yapalım derken Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini rayına oturtmuş olan Kemal Derviş'in herhalde kulaklarını sürekli çınlatanlar Türkiye'de çoktur. Bilhassa iş insanları, bilhassa bankacılar. Aklı başında vicdan sahibi herkes şu anda, ben de kendimi aklı başında vicdan sahibi olarak kabul ediyorum. Kemal Derviş'in kulaklarını çınlatıyor. Affedersiniz ama tutuşmuş, ortalık yanıyor, denemişler. Verdikleri akıl ne biliyor musun? Suya koşun, suya, göle koşun. Ya ateşi sen yaktın. Yanarken, tutuşurken sen seyrettin. Alev aldığında hiçbir şey yapmadın. Şimdi kalkmışsın bize akıl veriyorsun. Hayır arkadaş. Ateşi yaktın, bu ateşi söndüreceksin. E nasıl söndüreceksin? Yok, seçimler var abi. Nasıl söndürsün şimdi? Seçimlere giderek bu ateşi yangını bu yangını söndürmeye çalışırsa ne olur? Seçimleri kaybeder. Ama şimdi Henüz daha halk bir şey anlamıyor. Oh ne güzel dolar 5.25. İhracatçı yanıyor. Yanarsa yansın abi ihracatçı. Allah Allah ithalatçı rahat. Şu anda hükümet ithalatçının yanında. ihracatçı yansa ne olur? Ay ne güzel cari açık düşüyor. E düşüyor cari açık düşüyor. Tabii harika düşüyor. Çünkü dolar çok yüksekti. E, yarın yine başlayacak cari açık büyümeye. Kaldı ki bu yılın da cari açığı 45 milyar dolar diye biliyoruz. Yani su tulumbası var ya su tulum bası. Su tulum bası. Su tulum basına biraz su koyarsınız. Aşağıdan su gelsin diye. Sonra da kolu basarsınız böyle bir aşağı bir yukarı. <laughs> Bizimkilerin ikisi su çalıştırma yöntemi şöyle. Su tulum basına 120 litre su döküyorlar. Basıyorlar basıyorlar. 100 litre su alıyorlar her seferinde. Her sene böyle yapa yapa. 500 milyar dolar küsur borca geldik dayandık. Canlarım ortada hiçbir şey yok. İhracat patlamış. İhracat öyle diyorlar. Rekor kırdık ihracatta. Öyle diyorlar. İhracatta rekor kırdın da senin ihracatın ithalata dayalı. Ya. Narsettin Hoca gibisin sen. O da 10 kuruşa aldığı yumurtayı pazar yerinde 8 kuruşa satıyordu. Dostlar ticarette görüşün diyordu. Biz de 120 lir atıyorum. 120 milyar dolarlık ithalat yapıp 100 milyar dolarlık satıyoruz. Hiç cari fazla verdiğimizi ben görmedim ömrü hayatımda. Aksine ihracatın her artışı cari açığı daha da yukarı çekiyor. Ha, ihracat artar, ihracat patlar. İthalat öyle bir düşer ki ihracat ithalatı aşar. Fazlasıyla aşar. Üstüne bir de turizm gelirini eklersin. Müh, müh. Enerji masrafların kapanır. Ya öyle devlet, öyle güzel bir Türkiye'ye canımı veririm ben ya. Ha bunu da Tayyip Erdoğan başarırsa canım ben defa feda olsun Tayyip Bey'e de damadına da. Ama hayır öyle olmuyor ki. Seçime kadar, seçime kadar defalarca söyledim, defalarca söyleyeceğim. Seçime kadar gemiyi yüzdürecekler. Gemi su alıyor. Farkındalar geminin su aldığının. Boşaltıyorlar suları şimdilik. Gemi başka bir yerden su alıyor. Oraya da bir tane motopomp kuruyorlar, boşaltıyorlar falan ama gemi su alıyor. E yüzecek. Nereye kadar? İşte üç buçuk, dört ay daha yüzecek gemi. Ondan sonra gemiyi limana çekecekler. Yahu IMF bunu aylardır söylüyor da duyan yok. Yıllardır demiyorum ama çok uzun zamandır söylüyor. Bizler yıllardır söylüyoruz. Duyan yok. Adamın telefonu çalmış açmış alo demiş. Ben demiş ekonomi Öztürk buyurun benim aradınız. Ha evet ekonomi bey demiş sizi aradım. Ben demiş IMF doktor IMF. Ha doktor bey nasılsınız demiş ya ben de sizi arayacaktım. Tahlilim vardı. Evet tahliliniz vardı. Tahlilinizin sonuçlarını bildireceğim. Bay ekonomi Öztürk demiş. Ama demiş önce kötüyü mü söyleyeyim iyi mi söyleyeyim. Allah Allah. E, peki önce öyle iyi kötüyü söyleyeyim demiş ekonomi Öztürk. Vay ekonomi Öztürk demiş doktor IMF. Ne yazık ki 24 saat ömrünüz kaldı. Tahlil sonuçları böyle söylüyor. Ne demiş ekonomi Öztürk? 24 saat mi? Ya bundan daha kötü ne haber olabilir ki? Var demiş. Nasıl demiş? Bundan kötü haber ne? Efendim demiş dünden beri sizi arıyorum ve ulaşamıyorum. Dicek <gülüyor> <gülüyor> de gülüyorsun. Ya gülüyorum şey. Fıkraya gülüyorum. Merak etmeyin daha bizim 24 saat dolmadı. Ama arkadaş ya. IMF arıyor 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 bir türlü ulaşamıyor. Bakın göreceksiniz. IMF'i biz arayacağız sonunda. Recep Tayyip Bey kendi bizzat aramayacak tabi. Ama Berat Albayrak arayacak IMF'i. Gel kardeş tahlil sonuçları iyi değilmiş galiba. Diyecek IMF e ben sizi. Uzun zamandır arıyorum, size ulaşamıyorum. Süre kısalıyor. Şimdi çok daha kısaldı. Çok daha ağır bir konsültasyon yapacağız diyecek. Konsültasyon ağır geçecek. Bakın buna hazır olun. Buna bunu yapmaya mecburlar. Başka hiçbir lamı cim yok. Ama seçim kazanacaklar ondan sonra. E kazanacaklar. Yapacak bir şey yok. Sevgili Can Ataklı diyor ki Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybeder anlarsa seçim yapmaz. Yok cancım. Yok cancım o kadar da değil. Ona rağmen seçim yapmak zorunda kalır ama muhalefet olmadığı için karşılarında <laughs> var mı muhalefet? Benim kızdığım seçim yapıp yapmamaları değil. Ben bu muhalefete rağmen ekonomik tedbirleri erkene almadıkları için bozuluyorum. Ona biraz gıcık <laughs> oluyorum. Giderek hastalığımız kalplerleniyor. Giderek metastas büyüyor. Bazı yerleri alsak da kurtulamayabiliriz diye korkuyorum ben. Benim korkum o yoksa seçim yapmış yapmamış önemli değil. Seçim yapar. Kaybedeceğini de bize seçim yapacaktır. Oradan benim kuşkum yok. Ondan kaçış da yok zaten mümkün değil. Eğer seçimi kaybedeceğini bile bile seçimden kaçarsa Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kapılarına kilit vursunlar ben size söyleyeyim. Yüzümüze bakmazlar. Bakın yüzümüze bakmazlar. O 500 milyar dolar küsur dış borcu da bizden bağırta bağırta affedersiniz alırlar. Alamazlarsa kimsenin moralini bozmak istemiyorum. Çünkü inanıyorum ki sonunda akıl galip gelecek akıl. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Canlarım benim. 18'de görüşmek üzere.